Merhaba. Bu videoda Excel dosyalarının tamamının parola ile nasıl korunacağını veya çalıştığımız Excel sayfalarının tamamının veya bir bölümünün değiştirilmeye karşı nasıl engellenebileceğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Excel dosyamızın tamamını, yani şu XLS uzantılı veya XLSX uzantılı Excel dosyamızın tamamını nasıl parola ile koruruz, ondan başlayalım. Şimdi dosya bilgi çalışma kitabını koru, parola ile şifrele şeklinde bir işlem yapacağız. Hemen başlayalım. Dosya bilgi çalışma kitabını koru, parola ile şifrele dedik. Burada güçlü bir şifre belirlememizi öneriyorum ama ben şimdi kolay açabilmek için kolay bir şifre belirledim. Bir daha soruyor şifremizi, parolamızı. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi burada kırmızı bir alan oluştu. Bu çalışma kitabımız tamamının korunduğunu gösteriyor. Şimdi dosyamızı kaydedip tekrar girmeye çalışalım. Bu arada Excel dosyamızı kaydedip kolayca çıkabilmek için illa burada kaydete basıp şuradaki çarpıya basmanıza gerek yok. Sol üst köşeye gelirseniz mouse'la hızlı bir şekilde çift tıklarsanız kaydedip çıkma işlemini zaten gerçekleştiriyor. Şimdi dosyamızı tekrar açmaya çalışalım. Evet. Parola soruyor. Gördüğünüz gibi parolayı bilmeyen dosyamızı mail attığımız veya Excel dosyamızı paylaştırdığımız parolayı bilmeyen kimse bu dosyaya erişim sağlayamayacak. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Çalıştığımız Excel sayfalarının bu Excel kitabında 3 tane Excel sayfası var. Tamamına veya bir bölümüne erişimi engellemek istiyorum. Daha doğrusu değiştirmeye karşı korumak istiyorum. Yani görülebilecek ama değiştirilemeyecek. Şu tablo bir üzerinde çalışalım. Bunun için de gözden geçir ve sayfayı koru özelliğinden faydalanacağız. Şimdi tablo 1'deyim. Burada herhangi bir hücrede önemli değil hangisinde olduğumuz sayfayı koru diyeceğiz. Yine buraya bir şifre, parola giriyoruz. Yine onay parolası soruyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada parola girdiğimiz için burada bu hücrelerde sayfamızın en sonuna gidelim. Kitabımızın en sonunda herhangi bir hücrede hiçbir yerinde değişikliği yapamıyorum. Şimdi sayfa korumasını da kaldırmak için yine gözden geçir, sayfa korumasını kaldır. Yine parolamızı girmemiz yeterli. Bakın bu sefer istediğimiz gibi değişiklik yapabiliyoruz burada. Şimdi ben istiyorum ki bu tabloya, bu sayfaya ulaşabilen biri bu tabloyu görsün. Ama formül olan hücrelerde, alanda değişiklik yapamasını istiyorum, değiştiremesini istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi bu bir çalışma kitabında hangi hücrelerde formül var? Bunu nasıl tespit edebiliriz? Öncelikle F5 özel diyelim, formüller diyelim. Şu işaretli bölgede I sütunundaki I2 ve I31 alanlarında şifre varmış. Daha doğrusu pardon, formül varmış. Ben buraları öncelikle bir işaretleyeyim. Şöyle değişik bir renge, maviye işaretleyeyim. Bu alanlara değişiklik yapılmasını istemiyorum. Engellemek istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle Excel sayfamızda tamamını seçmek için şuraya tıklıyorum. Sol üst köşedeki şu alana tıklıyorum. Sağ klik, hücreleri biçimlendir dedim. Gördüğünüz gibi burada kilitli diye bir şey geldi. Bu ne demek? Sayfayı koruduğumuz zaman bu kilitli işaretli bütün hücreleri hiç kimse değişiklik yapamayacak demek. Şimdi ben ne istiyordum? Sadece şu formül olan yerlerin değiştirilmesini istemiyorum. O yüzden öncelikle çalışma sayfamızın tamamını seçtik. Kilitliyi kaldırıyorum buradan. Tamam dedim, kaldırdım. Şimdi burada şu formül olan alanların mavi alanlar biliyorsunuz. Burayı tekrar seçtim. Yine tekrar hücreleri biçimlendir dedim. Bu sefer buraya kilitli diyorum. Bu ne demek? Sayfayı koruduğum zaman bu mavi
alan, işaretli mavi alan değiştirilemesin demek, kilitli. Tamam diyorum. Ve şimdi tekrar gözden geçir, sayfayı koru diyorum. Yine bir parola belirleyip onaylıyorum. Şimdi bakalım. Bu sayfaya erişebilen bir kişi geldi. Burada herhangi bir veri girebiliyor. Bakın gördüğünüz gibi burada tabii veri girebiliyor ama biçimlendirme yapamıyor. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi buralara veri girebiliyor. Formül olan alanlarım şu mavi alandı biliyorsunuz. Buraya gelsin. Mesela burada değişiklik yapmaya çalıştığında bakın gördüğünüz gibi değişiklik yapamıyor. Tabii siz burada istediğiniz şeyi belirleyebilirsiniz. Ben burada sadece bu alanı belirledim. Siz isterseniz şuraları da seçebilirsiniz. Yani şuraları işaretleyip sağ klik yapıp kilitli deyip az önce yaptığımız işlemin istediğiniz hücrelerde uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi gözden geçir diyelim. Sayfa korumasını kaldır diyelim. Ne oldu şimdi? Sayfa koruması kaldırıldı. Şimdi bir daha gözden geçir. Sayfayı koru diyelim. Şimdi az önce ne olmuştu? Buraya bir geldi, veriyi girdi ama buradaki alanlar silik çıktı. Yani biçimlendirme yapamadı. Onu nasıl yapabilir? Onu göstereyim. Mesela sayfayı koru diyelim tekrar. Burada bakın hücreleri biçimlendir var. Bu çalışma sayfasını kullananların tümüne şu izinleri ver. Burada varsayılan olarak şu ikisi geliyor. Kilitli hücreleri seç ve kilitli olmayan hücreleri seç geliyor. Şimdi biz burada deminki gibi biri ulaşsın bu sayfaya. Şuralara giriş yapabilsin. Burayı zaten yapamayacak. Giriş yapabilsin. Bir de hücreleri biçimlendirebilsin diyelim. Burayı da işaretledim. Tamam dedim. Gözden geçir. Sayfayı koru dedik. Şimdi buraya yine bir şifre verelim. Küçültelim. Bakın gördüğünüz gibi şimdi biri geldi. Buraya veri girdi. Şöyle. Buralara yine giremiyor tabii ki. Şimdi buraya demin ne yapamıyordu? Biçimlendirme yapamıyordu. Şimdi ben burada o izni verdiğim için buraya gelip herhangi bir işte boyama, kalınlaştırma gibi biçimlendirmeleri de yapabiliyor. Yani burada istediğiniz izni vermek istediğiniz hangi izni vermek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Örneğin şunu kaldıralım. Sütunları biçimlendir. Var mesela burada. Şimdi hücre biçimlendirmesini kaldır. Bunu yapabilsin. Bir de sütun ekleyip satır ekleyebilsin mesela. Bunu da yapamaz şu anda. Bir deneyelim. Tekrar. 1, 2, 3. Şifre verelim. Geldi buraya. İşte buraya veri giriyor. Biçimlendirme yapabiliyor. Ama diyelim ki şurada bir tane satır eklemeye çalışsın. Bakın gördüğünüz gibi satır eklemiyor. Sütun eklemeye çalışsın. Sütun eklemiyor. Bu izni de verelim. Şöyle sayfa korumasını kaldıralım önce. Tekrar gözden geçin. Sayfayı koru diyelim. Bakın şimdi bir de satır ve sütun ekleme izni verelim. Yine parola koyalım. Şöyle. Demin satır ve sütun eklemiyordu. Şimdi şöyle şuraya gelelim. Ekle. Gördüğünüz gibi satır ekliyor. Herhangi bir sütun eklemek için de şuraya ekle. Bakın gördüğünüz gibi sütun da ekleyebiliyor. Yani istediğiniz izinleri buradan verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.